Siyasette böyle bir yandan papatya çayı üzerinden süren tartışmalar var. Bir yandan da gözleri YSK'ya çevirdik. Bir yandan Kılıçdaroğlu ince görüşmesi var. Aslında Ankara'da bugün en çok konuşulan şu, hatırlanan söz şu. Siyasette 24 saat uzun bir saattir. Acaba bugün de böyle mi olacak? Çünkü şayet Cumhurbaşkanı adayı adaylıktan çekilecekse 17'ye kadar YSK'ya bunu bildirmesi gerekiyor efendim. Sonra çekilirse oy pusulasında adı olacak. Bunu Kılıçdaroğlu ince görüşmesi sonrası çok sorar olduk. Konuklarım var. Biz siyaseti konuşacağız. Hemen tanıtayım. Habertürk yazarı Sevilay Yılman benimle beraber İstanbul stüdyoda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve akademisyen hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an konuğumuz uzaktan bağlantıyla bize katılıyor. Siz de hoş geldiniz Selami Kur'an. Teşekkür ederim Sena Hanım. İyi yayınlar. Merhaba Sevilay Hanım. Merhabalar hocam. Kolay gelsin. Şimdi siyasette 24 saat uzun bir saattir diyerek başladık. O sözü hatırlattık. Neden? Şöyle döneyim sorayım Sevilay Yılman. Şimdi biz burada Meral Akşener'in masadan kalktığını, masaya döndüğünü yine haber hattındaydık, gördük. Yeniden Refah Partisi müstakil seçimlere gireceğim dedi. Nihayetinde Cumhur İttifakı'na katıldı, gördük. Bugün acaba Kılıçdaroğlu ince görüşmesi sonrası ince çekilir mi adaylıktan sorusu soruluyor. Ankara'da bu soruyu soruyor. Çekilir mi diye ben sana sorayım. Kulis varsa duyayım. Yani dün, hatta biz dün hocamla tam da o görüşme sonrası başka bir TV kanalında yine beraber beraberdik. Burada devam edeceksiniz o zaman konuşmaya. Evet, devam edin. Şimdi şöyle, ben hemen o görüşmenin akabinde kaynaklarıma ulaştım ve hatta işte toplantıya bizzat şahit olanlarla görüştüm. Önce onu anlatayım. Yani görüşme gayet güzel geçmiş. Hani Kemal Bey dışarı çıktığında dedi ya, depremi konuştuk, işte depremle ilgili bir yasa çıkarmayı düşünüyoruz, bununla ilgili bilgi vereceğiz falan diye bir bilgi aktarımında bulundu biliyorsun basın toplantısında. Ve gayet hani çıktıklarında kendisi de kurmayları da yani demek ki hani sohbet güzeldi. Hoş bir eda, hoş bir seda, gülümseyen hani tebessümle hitap eden bir hali vardı. Ama tabii Muharrem Bey'in bir böyle agresyonu yüksek bir şeyi vardı yüzüne yansıyan. Sonra da zaten saliseler içinde yani Sayın Kılıçdaroğlu bitirip Muharrem İnce konuşmaya başlayınca herkes şok oldu. Çünkü çok enteresan şeyler kullandı. Hani dümdüz ben hani sizin ittifakınızı şöyle görüyorum, böyle görüyorum demedi ama ittifakların ilkesizliğinden bahsetti. Atatürk kırmızı çizgimizdir dedi. Bizim terörle aramızda bir sınır var dedi. Yani bir manada hani Anadolu'da bir deyim var. Kızım sana söylüyorum, gelinim sana, sen anla ya gelecek şekilde iğnelemeler yaptı. Bunu da Kemal Bey'e yaptı, yanındaki arkadaşlarına yaptı. Tabii sosyal medyada bu çok yankı buldu. En sonunda da zaten hoş geldiniz güle güle. O daha da nezaketsiz bir yani kaba bir tavır olarak değerlendirdi. Ben öyle olunca dedim ki ne oldu acaba, içeride hani bir şey mi oldu, hani bir gerginlik oldu da olabilir, belki Kemal Bey poker face hani göstermiyordur yanındakiler de yani Muharrem Bey yansıtıyor. Onun için hemen aradım falan, hiç yani sohbet son derece olumlu geçmiş, son derece sıcak. Hatta işte deprem biliyorsun Muharrem İnce ilk günlerde gitti deprem bölgesine, oradaki tespitlerini anlatmış. Neler olabileceğini, nelerin eksik olduğunu, nelerin yanlış olduğunu Kemal Bey ve ekibi pür dikkat dinlemiş. Hatta not alın falan demiş. Bunlar çok önemli demiş. Ondan sonra anılardan bahsetmişler. Kemal Bey kamuda çalışırken o Yalova il başkanıymış Muharrem Bey. Sonra ikisi mecliste kapı komşusu olmuşlar, milletvekili. O anlatmış anılarını, Kemal Bey desteklemiş. Hatta ara ara böyle gülüşmüşler filan. Bütün böyle yani çok olumlu, pozitif atmosferde geçen çok pozitif bir ortamda geçmiş. Olmuş. Ve işte Kemal Bey sonra ortak mutabakat metninin nasıl hazırlandığını, Millet İttifakı'nın nasıl kurulduğunu, neler olduğunu anlatmış. Yani ve o arada da şey demiş, bu seçim çok önemli, çok kritik, biz bir viraj dönüyoruz. Yani Erdoğan ve iktidarını göndermek de belki de son şans. Onun için ben hani Halil İbrahim sofrası dedim, bu sofra hani bunun adına ve genişletmeliyiz, büyütmeliyiz. Herkes elinden geleni yapmalı demiş. Muharrem Bey de... teklif.
bahsetti. Ama Muharrem Bey de desteklemiş, haklısınız son şey demiş. Yani son viraj, evet haklısınız, yani çok önemli demiş, desteklemiş. Şimdi bu bir teklif aslında. Yani evet dümdüz şey dememiş, hani size şu kadar milletvekili vereceğim, şu bakanlığı vereceğim dememiş ama Halil İbrahim sofrasını genişletmemiz lazım. Ha bir de bu arada Muharrem Bey çok övgü dolu, hani Cumhuriyet Halk Partisi kendisinden daha eski olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ne kattığı değerleri filan anlatmış, övgüyle bahsetmiş. O da sağ olun filan demiş, gene anılardan dem vurulmuş. Ve seçim güvenliği konuşulmuş. Bu çok önemli demiş. Muharrem Bey bunun üzerinde çok durmuş. Seçim güvenliği geçen defa işte 2018'de bazı sandıklar boştu. Bu sıkıntı oldu filan. Daha önce de eleştirileri vardı Muharrem Bey'in. Vardı. Kemal Bey çok haklısınız, bunları not alın. Çok önemli şeyler söylüyor Muharrem Bey filan. Yani çok olumlu bir havada geçmiş. Ama iki soru kısa cevap alayım Sevil Ayılman. Teklif yok. Hayır. Dümdüz teklif dümdüz yok. Dümdüz bir teklif yok. Yani bir doğrudan yandan, bir yani İnce'nin çekileceğine ilişkin bir ortamda yok. Ben şu anda göremiyorum. Neden? Çünkü o şimdi şey diyorlar, ne oldu peki? Niye çıkışta böyle agresyon yüksek ve iğneleyen o cümleleri kullandı? Çok şeydi yani, şimdi Kemal Bey çok kibar, çok naif, çok olumlu bir konuşma yaptı. Saliseler geçmeden Muharrem Bey çok itham edici, işte HDP ile olan diyaloğu kastedip işte bizim çizgilerimiz şuyumuz buyumuz filan. Herhalde o düz teklif almayı bekliyordu. Yorum bu. O da bir yorum. Hayır. Ha, bu senin aldığın bir benim yorum. Yorumum değil. Anladım. Yani sana oradakilere sorduğumda ne yorum. Oldu? Çünkü şoka girmişler o reaksiyon peki. Karşısında. Şimdi selamlar. Herhalde hani bizden daha böyle düz bir teklif bekliyordu. O olmayınca da agresyonu yükseldi ve kapıda çıkışta böyle enteresan şey yapmışım oldu. Selami Hocam, size sorayım. Sizin çekilmesine ilişkin, yani siz dün basın açıklamasını ve sonra Muharrem İnce'nin açıklamalarını nasıl okudunuz? Çekilmesine ya da devam edeceğine dair bir sinyal var mıydı sizce içerisinde? Ve 3 senaryo üzerinden konuşacak olursak, bugün 17'den önce çekilirse ne olur? Yarın ya da 17'den sonra herhangi bir zaman diliminde çekilirse ne olur? Çekilmezse ne olur? Seçime nasıl yansır? Tabii dün yapılan bir kritik görüşmeydi aslında. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın İnce arasındaki görüşme. Özellikle yeni sistemin de öngördüğü %50+1'e ulaşmak noktasında doğal olarak Cumhurbaşkanı adaylarının her kesimden, her siyasi yapı ve liderleriyle görüşme, destek isteme noktasında bir zorunluluk getiriyor. Yani ihtiyari de değil, bir zorunluluk getiriyor. Çünkü %50+1'e ulaşması noktasında partilerin oy oranının 0.5, işte 1-1.5 olması dahi bu sistem gereği önem arz ediyor. Ben dünkü görüşmeyi ve görüşmeden sonra yapılan açıklamaları, özellikle Sayın İnce tarafından yapılan açıklamaları dinledikten sonra, yani işte az önce de ifade edildi, hoş geldiniz güle güle cümlesi Anadolu'da çok kolay yorumlanabilen bir cümledir. Yani yapılan herhangi bir görüşmeden bir sonuç çıkmadığı, bir uzlaşma çıkmadığının açık işaretidir. Ama hoş geldiniz, teşekkür ederim şeklinde daha böyle kibarca bir cümle kurulmuş olsaydı belki yorumlarımız farklı olurdu. Tabii Sayın İnce ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi alandaki siyasi mücadelede uzun bir hukukları var. Yani 20-25 yıla yakın sanıyorum bir hukukları var. Sayın İnce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çekirdeğinden yetişmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi, işte ilçe başkanlığı, milletvekili, grup başkan vekili, ki sanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte ifa ettiler o görevi. Sonra Cumhurbaşkanlığı adayları 2018'de, daha sonra işte hepimizin malumu bir takım sebeplerden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı veya ayrılmak zorunda kaldı kendi ifadesiyle. Şimdi benim gördüğüm husus şu. Tabii 24 saat uzun bir süredir siyasette, bu çok dillendiriliyor. Hele merhum, bu ara şu an 3 saat kaldı. Merhum Demirel'in ifadesidir. Ben bunu birçok kez de ifade ettim. Bilmiyorum bizdeki siyasetin bu şekilde bir cümleyle ifade edilmesi çok iyi bir şey midir? Siyasetin veya istikrarın, siyasetteki istikrarın
işareti midir değil midir, onu kamuoyunun yorumuna bırakıyorum. Ama buna yakın zamanda da şahit olduk. Yani Sayın Akşener'in altılı masadan ayrılması ve işte sanıyorum 48 saat mi veya işte 30 saat mi sonra tekrar masaya dönmesi, işte yeniden Refah Partisi ile Cumhur İttifakı, daha doğrusu AK Parti arasında yapılan görüşmede daha sonra işte bir mutabakata varılması ve ittifaka katılması yeniden Refah Partisi'nin, bunlar olağan şeyler. Şu açıdan tüm olağan şeyler. Tüm bunları görünce Selami çünkü, Hocam böyle bir siyasi anafor içerisinde şu karjeyi de attırıyor bize. İnce son dakika sürprizi yapar mı? Tabii. Ama orada şöyle, hukuki olarak şöyle diyelim. Siyaseten dediğim gibi ben o cümleleri kullandıktan sonra, ki kaldı ki ben o kritik görüşme öncesi, tabii sayın liderlerinin bunu yapması mümkün değildi ama kurmaylarının ciddi bir hazırlık yapmadığı kanaatindeyim. Bu iki sebepten dolayı olabilir. Öncelikli sebep, Sayın Kılıçdaroğlu'nun somut, müşahhas bir teklifle gidip gitmeyeceği noktasında kendisinde bir karar oluşmuş ise, heyetler arasında, kurmaylar arasında bu konuyu olgunlaştırma ve gündemin en azından en önemli maddesi olarak bu konuda görüşme trafiğinin nasıl geçeceğine ilişkin bir ön hazırlık yapmış olmaları gerekirdi. Sanıyorum bu yapılmamış. Doğal olarak iki siyasi lider, zaten birisi ikisi de Cumhurbaşkanı adayı, ülkenin temel meseleleriyle ilgili, işte başta işte deprem olmak üzere zaten burada ifade edildi. Daha sonra da Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte altılı masanın çalışmalarından bahsetti. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik somut bir teklif, yani siyaseten bir karşılık ifade edebilecek. Çünkü netice itibariyle siyasi partiler arasında iki şekilde bir ittifak söz konusu olabilir. Hocam Sevilay Hanım'da bir şeyi düzeltmek için çok özür, bir yanlış anlaşılma var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu zaten bir teklif yapma gayesiyle gitmedi oraya. Şimdi bunu işte düzeltelim. Hocam tabii, zaten tabii. Sayın Kılıçdaroğlu, hayır zaten Sayın Kılıçdaroğlu bütün partileri, yani daha doğrusu bütün demeyeyim, belki yanlış olur da, kendisine yani Millet İttifakı'na destek verebilecek tüm ittifakın dışında kalmış kapsam, bütün partileri geziyor. Bakın çok önemli bir bilgi paylaşacağım. Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu, oraya da gidilecekmiş. Şimdi Mustafa Sarıgül zaten ilk dakika, biliyorsunuz, daha Sayın Kılıçdaroğlu'nun adı açıklanır açıklanmaz ben dedi Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz parti olarak, yanındayız dedi. Peki. Şimdi bir teklif gitmesi mi bir gerekiyor? Yoktu. Hayır, Halil İbrahim sofrası metaforu üzerinden. Hayır, zaten ziyaret edecek. Peki. Yani Memleket Partisi'ne ziyaretinin de gayesi buydu. Bir teklif götürecek gayesi falan değildi. Yani sonuçta ben geldim. Kendimi ifade edebilsem. Buyurun son hocam, cümlemi, devam ediniz. Buyurun, zaten buyurun. Zaten son cümlemi kuracağım, işaret edeceğim husus buydu. Yani bütün bunlardan şunu anlıyoruz. Aslında bu bir nezaket ziyareti, bir destek isteme ziyareti olacak yorumlanır. Ama Sayın İnce'nin basına önünde yapmış olduğu değerlendirme biraz daha farklıydı. Biraz daha sertti. Çünkü orada ittifakların iki şekilde olabileceği, ki doğrudur, siyaseten de öyledir. Ya ilkeler etrafında birleşirsiniz ya da belirli bir takım siyasi tavizler vermek suretiyle, işte bu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı olur, bakanlık olur. Ama anladığımız kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun da açıklamasından böyle bir niyeti ve iradesinin olmadığını anlıyoruz zaten. Yaptığı daha sonraki açıklamalarda da bu anlamda ben zaten bir nezaket ve destek isteme ziyareti olarak değerlendiriyorum. Şimdi 24 saat uzun bir süredir. Tabii saat 17'ye kadar çekilip çekilmeme noktasında halen tabii kısa sürede olsa bir şey var. Ama hukuki anlamdan yarın Yüksek Seçim Kurulu kesin Cumhurbaşkanı adayları listesini açıklayacak. Eğer yarına kadar bir çekilme söz... Evet, kesin aday listesini açıklayacak. Yarına kadar bir çekilme olmazsa Sayın İnce'nin şeyi de, ismi de doğal olarak pusulada yer alacak. Hı hı. Ama orada eğer İnce'yi destekleyen, yani Memleket Partisi'ne ve İnce'ye oy verenlerin eğer listede yer aldıktan sonra, resmi olarak kesinleşmiş listede ilan edildikten sonra 3-4 gün sonra veya belirli bir süre sonra çekilmesi söz konusu olursa, Sayın İnce'ye verilmiş oylar kıymet
arz etmeyecek. Yani herhangi bir değeri olmayacak. Geçersiz oy haline mi gelecek? Geçersiz oy olacak. Aynen, ifadeniz çok doğru. Geçersiz oy olacak. Bu da tabii o oyların artık ne derecede olur veya kamuoyu o konuda ne kadar bilgilendirilmiş olur onu bilemiyorum. Ama ben eğer bugün işte birkaç saatte kadar herhangi bir çekilme söz konusu olmazsa ben çekilmenin de siyaseten İnce'nin ve özellikle de Memleket Partisi açısından eksi yazacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın İnce'nin de eğer uzun süreli, uzun soluklu bir siyasi kariyer düşünüyorsa Memleket Partisi içerisinde seçime girerek, çünkü kendisinin Cumhurbaşkanı olmadığı bir seçimde Memleket Partisi'nin çok fazla oyu olacağı kanaatinde değilim. Yani lider partisi, diğer partiler de önemli ölçüde lider partisidir ama teşkilatları çok güçlü, çok kuvvetli. Bunu imza süreçlerinde de yaşadık. Ama Sayın İnce'nin seçime girerek en azından %3'e ulaşarak hazineden yardım alma imkanı söz konusu olacağı için uzun vadeli düşündüğümüzde bu kendisine mali bir şey olarak, bir destek olarak hazinenin vermiş olduğu peki yardımdan dolayı parti faaliyetlerinde değerlendireceği önemli bir kaynak olur diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ama bir cümleyle de şu şeyi yapayım ama ben Sayın İnce'nin ayrışma noktasını sadece şahsi nedenlerde değil, bakın şahsi nedenlerde ayrışma olsa bu kadar önemli ve kritik bir seçim arifesinde siyasi liderler arasında bir noktada buluşulur. Şahsi değil ama ne peki hocam? Ben burada yani itiraz etmek zorundayım. Çünkü ama şahsi değil, ideolojik hiç değil hocam. Ama değil yani. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip eden bir gazeteci olarak buna itiraz etmek zorundayım. Şahsi değil ne? Tamam hocam, açıklasın. Şahsi değil ama kastınız nedir hocam, onu da alalım. Ben görüşümü söyleyeyim. Ona göre özellikle milli konular, milli meselelerle ilgili hassasiyetini kamuoyuyla paylaşıyor. En azından bu terörle mücadele, terör örgütleriyle, Doğu Akdeniz'de Libya ile ilgili oldu. Yani evet, siz 2018'deki şeye atıf yapacaksınız sevgili Ayhan'ım ama ben bugünü de izin verin yapayım hocam. Ben dinliyorum sizi ama. Hayır, yapabilirsiniz. Bir müsaade ederseniz hocam. Ulusalcı ve Atatürkçü peki hocam, Sevilay Yılmaz'ın itirazını alalım. Ve bu nedenle bir yol ayrımına gelmiş de olabilir diye düşünüyorum ben. Peki. Şimdi hocam dedi ki ben bu İnce'nin ayrılmadan önce ve ayrılış günlerini de an be an gazeteci olarak takip ediyorum. Bir kere o günden beri dedim şahsi, asla ideolojik bir nedenden değil. Sayın İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu. Sonra kazanamayınca bir sürü biliyorsun polemik oldu o gece filan. Bu Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarını suçladı filan. Ben dedi asla dedi seçimden önce asla dedi bana dedi bu görevi layık görmüş genel başkanımın karşısına çıkıp genel başkanı adayı olmam kurultayda dedi. Oldu. İmza topladı. İmzalar yetersiz oldu vesaire. Bir sürü polemik. Sonra maalesef bunu söylemek zorundayım. Kendisine de söylediğim için hırslarına yenik düştü. İdeolojik bir ayrım olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıydı Muharrem İnce. Ne yani? Yani Muharrem İnce'nin gerçekten hani diyelim ki ideolojik bir ayrımı vardı. Ya 2018-23 Haziran'da yoktu da ondan 2 ay sonra mı başladı? Bu doğru değil. Hayır, hayır. Burada tamamen izin verin hocam lütfen. Hocam Nebilay Yılmaz tamamlasın size dedim. Hocam lütfen. Ben ideolojik kavramını kullanmadım. Parti yönetiminin temel konularla ilgili politikalarından bahsediyorum. Ben de diyorum ki dediniz ya şahsi değil. Tamamen şahsi. Tamamen şahsi ikballer, şahsi hırsı, şahsi inadıyla yaptı bunu. Bu partiyi kurdu. Ve olabilir. Ben demokrasi var. Hiç itiraz etmiyorum. Ama burada hiç ideolojik bir ayrılık yok. İkincisi şunu söylemek zorundayım. Dün Sayın İnce çıkışta işte terörle işte aramıza sınır çektik filan derken ve ilkesizlikten bahsedip yani sizin ittifakınız ilkesiz bir ittifak derken aslında şöyle dedi cümleleriyle söyleyelim. İlkelerimiz çok nettir. Menfaat değil. İlke ittifakları olmalıdır. Biz Atatürk'ü tartışmayız. İki teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne, IŞİD'ine, DHKPC'sine, Hizbullah'ına tamam. İfadelerini tamam güzel. Yani pardon da CHP'de Atatürk'ü tartışan mı var? Bir. İki. Terörle terörü tartışmayız. İşte yani orada ima yapıyor. HDP ile olan diyaloğu gösteriyor. Sena ben bunu söylemek zorundayım. Bakın
Bu biz balık hafızalı bir toplum. Çok özür dilerim. Yani belki şey olacak ama özellikle İnce'ye destek veren gençler, yani bizim işte burada da varlar. İlk defa oy kullanacaklar. 5 sene önce ne yaşandığını hatırlamıyor. Bakın 5 sene önce Sayın Cumhurbaşkanı Sayın İnce aday olduğunda Cumhurbaşkanı olarak ilk ziyaret ettiği isimlerden biri Selahattin Demirtaşlı cezaevinde. İkincisi ilk mitingini Hakkari'de yaptı. Sonra Diyarbakır'da yaptı. Diyarbakır'a mitinge gittiğinde kendisi orada miting yapan binlerce insan gitti, destekledi ve orada Selahattin Demirtaş'a özgürlük pankartları açıldı. Ve o zaman iktidara yakın olan televizyonların tamamı bunu canlı verdi ve Muharrem İnce'nin PKK destekçisi olduğunu ima eden yayınlar yaptı. O arada kendisi mitingdeyken kendisi Kürt seçmene, HDP seçmenine ikinci turda en azından hani ikinci tura kalması halinde kendilerine mail etmesi için çok enteresan konuşmalar yaptı. O konuşmaların hepsi arşivlerde duruyor. Kendisi yani kendisi o alandayken eşi Ülkü Hanım Başak Demirtaş'ı ziyaret etti. Yani bir saatten fazla oturdular. Şimdi eğer iş yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer Kılıçdaroğlu aday çıktı diye HDP ki daha destekliyorum da demedi. Sadece HDP dedi ki biz aday çıkartmıyoruz dedi. Aday çıkartmıyoruz dedi. Aynı şeyi 2018'de de 2019'da yerel seçimde de yaptı. Ekrem İmamoğlu bugün eğer o koltukta oturuyorsa ben bunu hep söylüyorum. Tabii ki Millet İttifakı'nın yani İyi Parti, CHP ve Saadet ama HDP seçmenin tamamı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Antalya Belediye Başkanı, Mersin, Ada. Peki arkadaş bu siz neredeydiniz? Aynı şey Yavuz Ağır Alioğlu için de söyledim. Yani HDP'nin aday çıkartmaması eğer bu doğrudan Kılıçdaroğlu'na destek kabul ediliyorsa tamam edilebilir. Buna ne mahsur var ben hiç anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Yani yarın Muharrem İnce diyelim dediği gibi iddiaları doğru çıktı ilk turda. Kaldı ikinci tura. Şimdi o iddialara gelelim mi? Hiç de vaktim kalmadı çünkü. HDP seçmenin oyunu istemeyecek mi? Emin olun Selahattin Demirtaş'a gene ilk ziyareti yapacak olan kendisidir. Emin olun Selahattin Demirtaş'ın özgür kalması çağrısını yapacak olan kendisidir. İlkesizlikse ilkesizlik tam da Muharrem İnce'nin yaptığıdır. Çok özür dilerim ama bunu söylemek zorundayım. Peki şimdi şöyle... Ben müsaade edin. Buyurun ama Selami Hocam. Sizden de alayım. Olsun. Tamam ben çok konu konuşuruz yani, diye ummuştum ama bu konudan çıkamıyoruz. Ben yok, buyurunuz. İki cümleyle lütfen, bu konuyla lütfen, ilgili bir lütfen, iki tahsiye yapmak durumdayım. Buyurun. Benim ifade ettiğim ideolojik bir ayrım değil. İdeolojik ayrımı yapılması doğru değil. Şu anlamda söyledim. Ya tabii ki Sayın İnce de işte Sosyal Demokrat Parti Atatürkçü çizgide 40 yıldır siyaset yapan bir insan. Benim söylediğim temel politikalar. Bakın bunlar farklı şeylerdir. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili. Yani tezkere meselesinde Sayın İnce'nin farklı bir tutum izlediğini görüyoruz. İlk defa CHP, HDP ile birlikte tezkereye hayır oyu kullanmıştı. Bu açık yani. Bunu efendim Doğu Akdeniz'deki politikalarla ilgili, Ege'deki, Libya ile ilgili, Karabağ'daki ilgili, en son NATO ile ilgili İsveç ve Finlandiya'ya hemen vize verilmesi lazım diyen CHP yönetimine yönelik Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin güvenlik politikalarıyla ilgili endişelerini dile getiren ve adeta onları bu şekilde bir revize yapmaya iç hukuklarında zorlayan politikalarını destekledi. Bu kadar açık. Bir de kaldı ki zaten son kadın haklarıyla da ilgili bir takım şeyleri böyle ideolojik anlamda değil partinin genel politikası bu yönetimle de ilgili bir meseledir. Bu doğrudan seçmenlerle ilgili bir mesele değil. Aynı şey HDP seçmeni açısından da söylüyorum. HDP seçmeni bu ülkenin eşit onurlu vatandaşıdır Kürt seçmenleri. Ve doğal olarak her siyasi parti bunu Kürt seçmenlerimizin, HDP seçmenlerimizin 6 milyon civarında oyuna talip olur. Benim meselem o değil. Bizim buradaki ifade ettiğimiz husus, Türkiye'nin kangren olmuş 40 yıldır aralıksız mücadele ettiği terördür. Yoksa doğal olarak siyaset, meşru siyasi zeminde olan her parti legal olarak meşruiyet noktasında diğer siyasi partilerle de görüşür. Bizim eleştirilen husus parti politikalarının yani parti yönetiminin izlediği politikalardır. Bunlar farklı şeyler. Peki teşekkürler. Şimdi 2 dakikam var. Dolayısıyla her konuma 1'er dakika kaldı. Muharrem İnce diyor ki birinci tur seçim, ikinci turda kimin yarışacağını belirleyecek. Birinci tur seçim ön seçim demiş.
öyle midir, ikinci tura kalır mı kalmaz mı, Muharrem İnce'nin çekilmemesi ya da çekilmesi nasıl etkiler? Birer dakika buyurunuz, papatya çayına geçecektim, vaktimiz kalmadı. Buyurun Sevilay Yılmaz, sizinle başlayalım. Bence yani aday olması halinde, Sinan Oğan da aday biliyorsun. Benim öngörüm bu, yani elimde bir rakam olduğu için konuşayım. Ben bu seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorum. İkinci tur. Bir dakika dedim, bak 30 evet, saniye konuştum. 30 saniye oldu. Selami Hocam size 30 saniyesini feda etti. Ben de hiç çalmadan teşekkür ederim. Çok çok naziktir biliyorum Sevilay Hanım. Çok teşekkür ederim nezaketiniz için. Şimdi Sena Hanım, gerçekten önümüzdeki seçim kritik bir seçim. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihin bana kalırsa 1950 seçimlerinden sonraki en önemli seçimidir. %50+1 meselesi olduğu için doğal olarak da siyasi partiler mümkün olduğu kadar geniş sosyal kesimlere hitap etmek istiyorlar. Yani bir oyun, 10 oyun, 100 bin oyun, 10 bin oyun değeri var, kıymeti var. Ama depremin seçimin gündemini seçmen açısından kanaatimce başta deprem olmak, depremle ilgili meseleler, depremin yaralarının sarılması, işte deprem bölgesinde inşa ve imar projeleriyle ilgili konular oluşturacak. İkincisi tabii ki ekonomi, hayat pahalılığıyla ilgili meseleler önemli bir yer tutuyor doğal olarak. Üçüncüsü de özellikle milli güvenlik meseleleri. Yani özellikle Türkiye'nin, her zaman da benim söylediğim, yani Türkiye'nin demokrasinin kalitesini, hukuk kalitesini, ekonomik kalitesini, refah seviyesini etkileyen en önemli iki unsur. Birincisi demokratik süreçlere yapılan antidemokratik müdahalelerdir. Bunlar işte darbeler, muhtıralar. İkincisi de terör meselesidir. Türkiye'nin her görüşten, her düşünceden insanların fikirlerini ifade etmeleri, bunu siyaset yaparak da yapmaları, demokratik düzenin gerektirdiği barışçıl araç ve yöntemlerle mümkündür. Böyle olması lazım. Yani burada bizim veya bazılarının itirazı bizim öyle herhangi bir siyasi partinin kimliğine ve taleplerinden öte daha çok araçla, kullanılan araç ve duruşla ilgili. Bunun altını çiziyorum. Ama ben bu konularda Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemli olduğunu, çoklu adayla gidiliyor. Ama burada çoklu adayla gidilmesi durumunda da Sayın Erdoğan'ın bir adım daha avantajlı olduğunu düşünüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Habertürk yazarı Sevilay Yılmaz, akademisyen, hukukçu, Profesör Doktor Selami Kur'an. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Reklam efendim.